Bu yani Türkiye'ye karşı dayanışma ifadesinde bulunuyorsunuz ama terörle mücadele etmemize karşı oluyorsunuz. Yani bizim terörle mücadelemizde sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz. Aynı şekilde sivil altyapıları da hiçbir zaman hedef almayız. Biz doğrudan teröristleri hedef alırız. Yani sonuçta keşke Irak, DAEŞ olduğu gibi PKK'ya karşı da bu mücadelesini yürütebilse ve ülkesinden temizleyebilse, Sincar Anlaşması'nın neden uygulanmadığını da, nasıl uygulanmadığını da anlattım size. Yine Suriye'de keşke 2019 anlaşmasına müttefiğimiz Amerika ve Rusya, yani Rusya Federasyonu da ayrıca sözlerinde dursaydı da buralar temizlenseydi. Ama yani tamam, kınayalım, teröristi kınayalım saldırı olduğu zaman, ama bu arada Türkiye herhangi bir şey yapmasın. Sonra tekrar saldırı olursa gene kınarız, dayanışma gösteririz. O öyle olmaz. Yani biz ne gerekiyorsa terörle mücadelede uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanarak yapmak durumundayız. Kara ise kara, hava ise hava. Yani bu Suriye'den gelen son iki yılda 2000 saldırının sadece iki tanesi. Irak'tan gelen son bir yıl içinde 937 saldırıdan sadece iki tanesi. Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesine veya ABD'ye gelseydi bu ülkeler ne yapardı? Yani sessiz mi kalırdı? Sessiz kalmazdı. Ama siviller konusunda, sivil altyapılar konusunda, yerleşimler konusunda biz Türkiye olarak yani dünyada en hassas ülkelerden bir tanesiyiz. Bizim askerimiz, polisimiz, güvenlik jandarmamız bu konularda çok hassas. Bu konularda herkesin hassasiyetine saygı gösteririz. Ama yok havadan yapmayın, yok karadan yapmayın. Onlara biz karşıyız. Ve DAEŞ'le mücadele konusunda da bizden daha çok kararlı hiçbir ülke yok. DAEŞ'le mücadelede 4500 teröristi etkisiz hale getiren başka bir ülke de yok. Suriye ile Irak hariç, yani NATO müttefiklerini söylüyoruz. Biz DAEŞ'te de sahada göğüs göğüşe çarpışırken karadan DAEŞ'e müdahale etmeyin diye bir telkin gelmediyse bize, PKK ile mücadelemizde de bu gelmemesi lazım. Yani terörle mücadelede amasız, fakatsız, if olmadan, bat olmadan mücadele etmemiz lazım. Bu konuda da dayanışma bekliyoruz. Sizden de beklentimiz Belçika'daki şu anda çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız ve mücadele etmeniz.